Değerli arkadaşlar, kamu ihalelerindeki yolsuzluklar ve rekabet yokluğu artık ekonomik bağımsızlığımızı tehdit eder hale gelmiştir. Ve şeytanın dahi aklına gelmeyecek yolsuzluk örnekleri yaşanmıştır. Değerli arkadaşlar, mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda yapılan bir ihale yolsuzluk yöntemini anlatayım. Şöyle yapılıyor. İhale içerisinde diyelim 10 tane iş var. Bu işlerin 5 tanesine 5 fiyat yazılıyor. Diğer 5 tanesine de 10'da 1 fiyat yazıyor. Ve yaklaşık maliyetin altına düşürülerek ihale alındıktan sonra bu 5 kat fiyatlı işler tamamlanıyor. Ama 10'da 1 yazılmış işlere gelince ben bu işi yapamıyorum diyor. İhaleyi feshedelim diyor ve ikmal ihalesine çıkıyorlar. Bu sayede 3-4 ikmal ihalesiyle 1 liraya yapılacak iş 5 liraya yapılıyor hale geliyor. Bu anlattıklarımın hepsinde Sayıştay'ın Devlet Demiryolları raporundan sizlere anlatıyorum. Mesela çok hüzünlü bir tespiti anlatayım. Diyor ki bu Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu için başlangıçta hattın tamamı için 1.3 milyar liralık yaklaşık maliyet belirlenmişken 840 milyona bu yöntemle ihale alınmış. Daha sonra birinci ikmal ihalesinde sadece bedel 2.2 milyar liraya çıkarılmış. Ve tespitin devamında diyor ki mesela ariyet kazısı çok düşük fiyatta, onu yapmıyorlar. Tünel işi çok böyle yüksek fiyatlı yazdıkları için doğrudan tünele başlıyorlar. Doğrudan ortada kazı yok, doldurma yok, yol gelmemiş, tünelle devam edip Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aleyhine farklar oluşmasına sebebiyet veriyorlar. Arkadaşlar, Bursa Yenişehir kesimi hızlı trende mesela sözleşme bedelinin %96'sı kadar harcama yapılmış, işin %15'i bitmiş Sayıştay raporunda. Öyle şeyler yazıyor ki gerçekten hüzün duyuyorsunuz. Ama bu yolsuzlukların en büyüğü, belki dünya tarihinin gördüğü en büyük inşaat yolsuzluğu 3. Havalimanı'nda oldu. 3 Mayıs 2013 ihale yapıldı. 22 milyar 152 milyon avro artı KDV'ye, yani toplam yaklaşık 26 milyara bu beşli havuz çetesine ihale verildi. 42 ayda yapacaklardı. 42 ayı sürenin üzerine koyduğunuzda, çünkü ihale yapıldıktan sonra bir ay sonra sözleşme yapılması gerekiyordu. Normalde şimdi 3. havalimanının açılmış olması gerekirdi. Olmadı ve bu 3. havalimanı 25 milyar lira avro ödenmesi gereken 3. havalimanının 90 metre denizin üstüne yapılması gerekiyordu. 3 temel husus vardı 3. havalimanında. Rekabeti belirleyen, birincisi deniz seviyesine kadar üstüne yapılacağı, ikincisi işletme süresi, üçüncüsü de kredi, garanti ve talep koşulları. Üçüncü de yolsuzluk yapıldı. Arkadaşlar, 3 Mayıs 2013'te yapılmış ihalenin bir ay sonra sözleşmesinin imzalanması gerekiyor ki işletme süresi başlasın. Peki ne zaman bu şey yapıldı? Sözleşmenin imzalanması? İhalenin yapıldıktan tam 2 yıl sonra. 2 yıl sonra yer teslimi yapıldı. Soruyoruz neden? Orman Bakanlığı izin vermemiş ya. Bu aynı hükümetin bakanlığı içinde biri diğerine izin vermedi mi? Ki ihaleden önce izinlerin alınması gerekiyor. Hayır, öyle bir şey yok. 2 yıl daha fazla işletilsin ki toplam ihale bedelinden bakarsanız her yıla 1 milyar avro kamu adına kayıp yazsak, 2 milyar avroyu halkın cebinden alıp bu müteahhitlerin cebine koymak için Orman Bakanlığı bahane edilerek 2 yıl yer geç teslim edildi. Peki yer teslim edilmemiş bir ihale bedeli bir projede temel atma töreni yapılır mı? Yapılmaz arkadaşlar, ama Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Yer teslimi yapılmamış bir projede, tarihte görülmemiş bir şekilde dönemin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ne yazık ki temel atma törenini yaptı arkadaşlar. İş bununla kalmadı. 2 milyar avro sadece süreden yapılan vurgun. Ama aynı zamanda kot farkı dediğimiz bir şey var. Havalimanının yerin 90 metre üstüne yapılması lazım ki uçak şöyle gelip iniyor, böyle kalkıyor. 90 metre üstüne yapılacak ki etrafındaki binalar da ona göre ayarlansın. İhaledeki en büyük belirleyici 3. havalimanının 90 metre üstüne çıkarılması. Şöyle uyanıkça bir şey yapmışlar. Orada bir de İstanbul Kanalı yapacaklar. Kanaldan çıkan harfiyatı alacaklar. 3. havalimanını dolduracaklar. O hem kanal vurgunu hem havalimanı vurgunu. O dönem ihaleye girmeden önce potansiyel teklif vericiler soruyor dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a. Bu kot düşecek mi? Hayır, asla düşmeyecek. 90 metre yapılacak. Düşünün ki bu havalimanının yapıldığı yer
Şişli ilçemiz kadar bu meclis yerleşkesinin 1000 katı, orayı 90 metre yukarı hafriyatta çıkaracaklar. 4,5 milyar 5 milyar avro civarında hafriyat maliyeti var. Peki ihale yapıldıktan sonra ne oldu? 90 metrelik havalimanı 30 metre düşürüldü, 60 metreye düşürüldü. Bu ne demek arkadaşlar? Bu 2,5 milyar avro inşaat maliyetlerinin düşmesi demek. Tam 2,5 milyar avro kotun düşürülmesi ve pistlerin de ayrıca yerlerinin değiştirilmesi, inşaattaki bir sürü müteahhit lehine, kamu aleyhine yapılan düzenlemelerle ortaya çıkmış zarar oldu. Şimdi diyorlar ki biz efendim jeolojik analizler yaptık da meğer buraya havalimanı yapılamıyormuş. Şev kayıyormuş. Burada maden işletmeleri pasa bırakmış, yer çürümüş. Biz bunu yapamazsak, ki o zaman kanalın toprağına güveniyorlardı. Kanalın toprağı yumuşak toprak. Buraya kaya koymaları gerekiyor. Bu havalimanı işletilemez, pistler çöker, mahvoluruz diye gelip kamuyu 2,5 milyar avroyu zarara sokacak şekilde kotu düşürüyorlar. Değerli arkadaşlar, böyle bir ihale yapılabilir mi? Siz başında söylediniz mi ihale yapılacaklara? Yahu sen merak etme, biz inşaat süresini uzatırız dediniz mi? Yahu sen merak etme, biz 2 yıl sana geç teslim ederiz, 2 yıl geç teslim etmiş göründüğümüz için siz 2 yıl daha fazla burayı işletiriz dediniz mi? Demediniz. Peki siz bunlara söylediniz mi? 90 metreden biz 60 metreye indireceğiz. 2,5 milyar avro cebinizde kalacak dediniz mi? Demediğiniz için işte bu dünyanın en büyük inşaat yolsuzluğu olan 3. havalimanında o havuzcu müteahhitlere 4,5 milyar avro haksız olarak cebine para koymuş oldunuz. Arkadaşlar 4,5 milyar avro çok para. İçinde 4 milyon 500 bin tane bin avro var. Bu 4,5 milyar avro, bir tane yolsuzluğunu anlatıyorum. Hepsini anlatsam bunun 30 katı 50 katı sadece Ulaştırma Bakanlığı'nda yolsuzluk var. 4,5 milyar avro Türkiye'de hane başına 200 avronun her bir aileden, her bir haneden çalınması demek. Yani 850 lira. Türkiye'de kişi başına 250-300 liranın her bir bireyden, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, doğuda, Trakya'da herkesten 250-300 liranın cebinden alınması, sadece bir yolsuzluk kalemiyle 250-300 TL'nin çalınması anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları, iletişim sektörü ağzına kadar yolsuzluklarla dolu. Şimdi bize diyorlar ki siz niye gen soru veriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bu halk yoksulluktan kırılırken biz bu konularda gen soru vermeyip ne yapalım? Gidecek yargın bıraktınız. Bakın Sayıştay ağzına kadar tespit dolu, gereği üzerine bir şey söyleyemiyor. Niye? Korkuyor Sayıştay. Anayasal kurum yazmış, yani ima etmiş aslında. O kadar yolsuzluk var, ağzına kadar yolsuzluk dolu. Suç duyurusunda bunu Sayıştaycıların eli titriyor. Kendini kurtarmak için yolsuzluğu yazmış, gereğini yapamıyor. Peki gereğini yazsa gidecek mahkeme var mı? Arkadaşlar, gereğini yazsa gidecek mahkeme yok. Bunu şirketler ve bir takım bürokratlar da bildiği için Türkiye bir yolsuzluk cenneti haline geldi. Bunun sonu çöküştür. Ben yine söylüyorum, metal yorgunluğu diye bir şey yok. Bildiğiniz bu işlerde çürüme ve bozulma söz konusu. Çürümüş bir düzenle karşı karşıyayız. Beytülmal'ın malına el uzatılmış durumda. Ben halkın vergilerine sadık olan dürüst, ahlaklı, namuslu milletvekillerini ve bu yolsuzlukların mağdur olan milletimi canı gönülden selamlıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.